Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizinle sihirli bir resim yapalım mı? Bunun için gereken malzemelerimizi anlatayım. Bir bardağın içerisine biraz su, bir tane mum, sulu boyamız, bir tane A4 kağıdımız, bir de bu şekilde kar taneleri resimlerimiz var. Sizin elinizde böyle resimler olmak zorunda değil. Bir tane kar tanesi resmi alabilirsiniz. Bu arada size kar taneleriyle ilgili ilginç bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Kar tanelerin hiçbiri birbirine benzemez. Her biri birbirinden farklıdır. Bakın burada birkaç tane örneği var. Buradaki gibi kar tanelerinin hiçbiri birbirine asla benzemiyorlar. Her biri birbirinden farklılar. Eşsiz güzellikteler. Daha bunun bir sürü örneği var. Siz de kar taneleri resimleri bakabilirsiniz internetten. Ben içlerinden bir tane kendime bu şeklini seçtim. Şimdi elime mumumu alıyorum. Bu şekli önümdeki kağıda çizmeye çalışacağım. Elimdeki mumla görünmeyebilir. Bu normal bir şey. Görünmeyeceği için elinizle yardım alabilirsiniz ya da bir büyüğünüzden size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Parmağınıza dokunarak da tam olarak nereyi çizdiğinizi görebilirsiniz. Tamamen benzemek zorunda değil. Elinizden geldiğince benzetmeye çalışın. Mumumuzla biz şeklimizi çizmeye çalışıyoruz şimdi. Siz başka bir kar tanesi şekli çizmek isteyebilirsiniz. Sadece kar tanesi olmak zorunda değil, başka şekilde çizebilirsiniz isterseniz. Evet, ben bu şekilde kar tanemi benzetmeye çalıştım. A4 kağıdıma mumla çizdim. Benzeyip benzemediğini biraz sonra göreceğiz. Şimdi sulu boyamızdan istediğimiz herhangi bir rengi seçiyoruz. Ben maviyi seçiyorum. Biraz sulu bırakmaya çalışacağım boyamı. Şimdi resmin tamamını, sayfanın tamamını bir güzel boyuyoruz. Boyanmayan yerler olabilir. Bu çok normal. Oraları zorla boyamaya çalışmayın ama. Onlar bizim resmimizin sırrı olacak, sihri olacak. O yüzden boyanmayan yerler üzerinden zorla gitmeyin. Resmin tamamını boyayın. Bakalım ortaya ne çıkacak. Çocuklar, eğer bulunduğunuz şehre kar yağdıysa ya da kar yağdığı zaman dışarıya çıkın. Eğer dışarıya çıkamıyorsanız da pencereden elinizi dışarıya uzatın ve karın elinize yağmasını izleyin. Kar elinize düştüğü zaman hangi şekile sahip onu görmeye çalışın. Çok küçük olduğu için insanlar da kar tanelerinin nasıl farklı şekillere sahip olduğunu kar yağdığı zaman onları küçük mikroskoplara alarak incelemişler. Ama bulundukları ortamları da soğuk tutmuşlar ki kar erimeden onların şekillerini öğrenebilsinler. Bu sayede de kar tanelerinin eşsiz güzellikte ve birbirinden farklı olduğunu öğrenmişler. Siz de bunu deneyimleyebilirsiniz. Elinizden geldiğince elinizdeki kar tanesinin şekline dikkat etmeye çalışabilirsiniz. Evet, bugünkü etkinliğimiz de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere.